Herkese günaydın. Milattan sonra 98-192 yılları arasındaki 100 yılda Roma'da 5 imparator görev yaptı. Traianus, Hadrianus, Antonius Pius, Marcus Aurelius ve Commodus. Marcus Aurelius'la birlikte yıllarca ortak imparator olan Lucius Verus'u da sayarsak 6 imparator. Severus Hanedanı'nın son imparatoru olan genç Alexander Severus'un Milattan sonra 235 yılındaki ölümünü izleyen 50 yılda ise Roma'nın bildiğimiz kadarıyla 20 imparatoru oldu. Daha fazlası da tahta hak iddia etti. Bunlardan çok azı birkaç yıldan fazla tahta kalabildi. Hatta bazıları sadece birkaç ay dayanabildi. Milattan sonra 3. yüzyıl imparatorlarının mevsimler kadar hızlı değiştiğini düşünüyorum. En küçük yanlış bir hareket imparatorun öldürülüp yerine yenisinin getirilmesiyle sonuçlanıyordu. Bunu yapan senato değil, eyalet ordularıydı. İç savaşların sıradan olaylar olduğu 3. yüzyıl Roma imparatorları için zor bir zamandı. Her an kelimenin tam anlamıyla arkadan bıçaklanabilirlerdi. Nitekim çoğunun başına da bu geldi. 3. yüzyılda daha ziyade merkezi otorite eksikliğinden dolayı Roma sınırları tehlike altındaydı. Ekonomi topallıyor, bürokrasi belirgin bir şekilde can çekişiyordu. Bu karmaşa içinde yapı inşa edecek zaman yoktu. Ve bu ders kapsamında bizim için önemli olan konu da budur. Sanırım milattan sonra 3. yüzyıl birçok bakımdan mimarlık adına ziyan edilmiş, boşa harcanmış bir dönem olarak tanımlanabilir. Milattan sonra 3. yüzyılda forumlar yapılmadı, bazilikalar, hamamlar yapılmadı. Milattan sonra 3. yüzyılda yapılan tek büyük proje, dönemin gelişmeleri göz önüne alındığında tahmin edeceğiniz gibi sur duvarlarıydı. Derse milattan sonra 3. yüzyılın en önemli mimari projesi olan Aurelius surları ile başlamak istiyorum. Ama buna geçmeden önce milattan sonra 3. yüzyıldan tanıdığımız 20 imparatordan ikisine kısaca değinelim. Perdenin solunda çocuk imparator 3. Gordianus ve yanında Balbinus'la birlikte çok kısa bir süre ortak imparator olan daha olgun olan Pupienus'u görüyorsunuz. Sadece 3. yüzyıl koşulları hakkında bir fikir edinmeniz için Pupienus ve Balbinus'un imparatorluk tahtına oturduktan kısa bir süre sonra saraydan sürüklenerek çıkarılıp öldürüldüğünü ve cesetlerinin Tiber'e atıldığını söyleyelim. Ama bu iki portreye bakarsanız, kronolojik olarak aralarında yıllar olmasına rağmen bu çocuk imparatorla daha olgun olanın gözlerindeki ifadeye bakarsanız Gordianus'la Pupienus'un portrelerini yapan heykeltıraşların gözleri ne kadar benzer şekilde tasvir etmiş olduğunu görürsünüz. Sanırım gözlerdeki bu endişeyi, 3. yüzyılda devletin içinde bulunduğu durumdan duyulan kaygıyı siz de görebiliyorsunuz. Bu belli ki anlaşılır bir kaygıydı. Şimdi milattan sonra 3. yüzyılda Roma'da inşa edilen yegane önemli yapı ile konuya başlayalım. Bu yapı Aurelius surları olarak bilinen büyük bir savunma sistemiydi. Aurelius surları iki nedenle inşa edildi. Birincisi, milattan önce 378 yılında yani Cumhuriyet döneminde inşa edilen ve sömestrin en başında sözünü ettiğimiz eski surların yani Servius surlarının sadece 7 tepeyi koruyor olmasıydı. Servius surlarını hatırlayacaksınız. Antik Roma dönemi surlarını gösteren bu planda da görebilirsiniz. Servius surları sadece Roma'nın yedi tepesini çevreliyordu. Burası Platinus, Kapitolinus, Caylian ve Curinalis tepelerini gördüğümüz merkezi kısım. Servius surları buradaydı. Ama şehir büyüdükçe, çeşitli savaşlarda kalabalık insan grupları köleleştirildikçe, şehir nüfusu arttı ve şehir dikkate değer bir biçimde genişledi. Üçüncü yüzyıla gelindiğinde Servius surları artık Roma'yı bu dönemde gerçek anlamda kapılarına dayanmış olan barbarlara karşı koruyacak durumda değildi. Yani şehri korumak için yeni sur inşa etmeleri gerekiyordu. Diğer neden de sınırların durumuydu. Sınırlar daha önce olmadığı kadar ciddi bir tehdit altındaydı. Roma'nın biraz önce sözünü ettiğimiz siyasi ve ekonomik sorunlarından dolayı daha fazla korumaya ikinci bir sura ihtiyacı vardı. Ve böylece Aurelius Surları inşa edildi. Bu planda Tiber Nehri'ne kadar uzanan yeni surların Servius Surlarına kıyasla ne kadar geniş bir yer kapladığını görüyorsunuz. Tiber'in karşı kıyısını Castel San Angelo'da Hadrianus'un mozelyumunun bulunduğu alanı içine almıyor ama şehrin büyük bir bölümünü çevreliyor. Hatta gördüğünüz gibi şehrin bazı ana yollarının başlangıç kısmını kuşatacak kadar geniş bir alanı kaplıyor. Perdenin sağında Aurelius surunu görüyorsunuz. Çok iyi durumda korunmuş. Bunu soldaki Servius suru ile kıyaslayabiliriz. Aurelius surları adını Milattan sonra 270-275 yıllarında Roma İmparatoru olan Aurelius'tan alıyor. Surların yapımına Aurelius zamanında 270 veya 271 yılında başlandığı tahmin ediliyor. İnşaat imparator 275 yılında öldüğünde tamamlanmamıştı. Sur ardılı olan Probus P R O B U S Probus tarafından tamamlandı ve milattan sonra 275 yılında imparatorun ölümünden hemen sonra ona adandı. Aurelius surlarının çevresi 19 kilometreydi. Orijinal yüksekliği yaklaşık 8 metre olan Aurelius surlarının üstünde 18 büyük kapı vardı. Sanırım sağdaki resimde duvarların tuğla kaplanmış betondan yapılmış olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Burada bu çok net görünüyor. Ve tabi bunun Cumhuriyet döneminin eski surlarının yapım malzemesinden farklı olduğunu bilmemiz önemli. O kesme blok taşlardan inşa edilmişti. Burada servi surlarından bir bölüm görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi taşlar sömestrin en başında Roma'daki ve erken kolonilerdeki duvar tekniklerinden söz ederken bahsettiğimiz gibi sırayla enlemesine ve boylamasına yerleştirilmişlerdir. Burada ise dönemin güncel malzemesi olan tuğla kaplı betonla inşa edilmiş Aurelius surlarını görüyoruz. Ama burada dönemin koşullarının izi var. Buradaki tuğlaları inceleyen araştırmacılar bütün tuğlaların yeni olmadığını, çoğu yerde erken dönemlere ait eski, özellikle de bir önceki yüzyıla ait tuğlaların tekrar kullanılmış olduğunu saptadılar. Bu durum olasılıkla bu dönemde inşaat faaliyetlerinin az olması ve çok basit bir şekilde çok miktarda yeni tuğla yapımına gereksinim duyulmamasından kaynaklanıyordu. Bu proje için tuğla gerektiğinde de etrafta bulunan eski tuğlaları kullandılar. Bu da sanırım bu dönemde yaşanan belirsizliğin bir başka göstergesidir. Aurelius surlarının günümüzden çok güzel bir görüntüsü. Burada da tuğla kaplı beton inşaatı görüyoruz. Aurelius Surlarının en etkileyici yönü büyük bir bölümünün korunmuş olmasıdır. Servius Surlarını anlatırken duvarın sadece Roma'nın farklı yerlerinde, özellikle de tren istasyonu civarında korunan küçük parçalarını görmüştük. Ama Aurelius Surlarının büyük bir bölümü hala ayaktadır. Bu zaman sınavını geçmiş olan surların ne kadar sağlam yapılmış olduğunu gösterir. Aslında Roma'ya gittiğinizde Leonardo da Vinci havaalanından Roma'ya gelirken şehirden ilk gördüğünüz şey bu duvarlardır. Yol boyunca uzanan duvarlar size şehre girmek üzere olduğunuzu haber veriyor. Aurelius surlarının 18 kapısı olduğunu söylemiştim. Bunlardan bazıları hala ayaktadır. Kapılar hakkında bir fikir edinmeniz için bunlardan birini göstermek istiyorum. Bu Porta Appia. Duvarla aynı zamana yani milattan sonra 275 yılına tarihleniyor. Porta Appia denmesinin nedeni kapının Via Appia yani Roma'daki Appia yolu üstünde olması. Kapının 275 yılındaki halini ve daha sonra nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Asıl kapı 275'te inşa edilmiş. Daha sonra Honorius ve Arkadius adında iki Bizans imparatoru zamanında kapıda değişiklik yapılmış. Yani bu Roma sonrası döneme aittir. Değişiklik milattan sonra 401, 402 yılında yapılmış. Bugün gördüğünüz ve çok iyi durumda korunmuş olan kapı milattan sonra 5. yüzyılda restore edilen yapıdır. Ward Perkins'ten alınan bu canlandırma çiziminde ise kapının 275 yılındaki halini görüyoruz. 275 yılında burada gördüğünüz gibi iki kemerli kapısı ve yuvarlak kuleleri vardı. Üstte de kemerli küçük pencereleri vardı. Gördüğünüz gibi üstleri kemerli. Karşı görüşler var ama Ward Perkins bu mazgalların milattan sonra 3. yüzyılda da olduğuna inanıyor. Bu kapıyı Honorius ve Arkadius zamanında restore edilmiş olan haliyle kıyaslarsak Kapılardan birinin iptal edilmiş olduğunu görürüz. Artık ortada tek yemerli bir kapı var. Yuvarlak kuleleri de burada gördüğünüz gibi bu kare bloklarla kapatılmış. Alt kısımları değil ama üst kısımlarını yuvarlak olarak bırakmışlar. Yani kapı biraz değişmiş ama yine de size 3. yüzyılın bu önemli savunma sisteminin bir parçası olan bu ve diğer birçok kapının nasıl yapılar olduğu konusunda sanırım iyi bir fikir veriyor. Milattan sonra 3. yüzyılın kanlı olaylarından ve sayısız neredeyse bir gecelik imparatorlarından sonra yüzyılın sonlarına doğru Roma'da ve Roma İmparatorluğu'nda güçlü bir merkezi otoritenin tekrar kurulduğunu görüyoruz. İstikrarlı bir yönetimin geri gelmesinin nedeni tetrahi olarak adlandırılan dörtlü yönetim biçiminin kurulmuş olmasıdır. Bu parlak tetrahi fikri, şimdi Hırvatistan sınırları içinde olan Dalmaçya'dan gelen yani Dalmaçyalı olan Diokletianus'a aitti. Roma İmparatoru olacak kadar yükselen bir muhafız alayı komutanıydı. Milattan sonra 283 yılında tahta çıkmıştı. Milattan sonra 283'te. Ama 293 yılında yani tek başına 10 yıl çabaladıktan sonra Roma İmparatorluğu'nun tek kişi tarafından yönetilemeyecek kadar büyük olduğunu idrak etti ve dörtlü yönetim biçimi gibi olağanüstü bir fikri hayata geçirdi. Daha önce de ortak imparatorlar, Marcus Aurelius ile Lucius Verus gibi ikili yönetimler gördük. Ama hiç dörtlü yönetim görmemiştik. Ama Diokletianus, imparatorluğun çok genişlediğini ve bu koşullarda istikrarın geri kazanılması için farklı yerlerde görev yapan dört imparatora gereksinim olduğunu gördü. Tetrahi 293 yılında kuruldu. Tetrahi ile birlikte kendisi asıl imparator yani Augustus oldu ama imparatorluğun doğu kesiminin Augustus oldu. Bu seçimi eminim köklerinin şimdi Hırvatistan olan Dalmatya'da olmasından kaynaklanmıştı kendisini Sezar olarak yani ikinci adam olarak Galerius'u seçti. Batıdaki Augustus ise Maximianus, onun Sezarı da Konstantius Chlorus oldu. Konstantius Chlorus bir tetrark olarak değil de daha ziyade Büyük Konstantinus'un babası olarak tanınır. Konstantius Chlorus'un batı bölgesinin Sezar olarak seçildiğini tekrar belirtelim. Tetrarhi sayesinde düzen tekrar sağlandı. Roma mimarlığı açısından bunun bizim için önemi Roma'da ve eyaletlerde özellikle de bu imparatorların başkentlerinin bulunduğu eyaletlerde yeniden büyük yapı projelerinin gerçekleşmesine olanak veren istikrarın geri gelmesidir. İmparatorların yaşadıkları yerlerde kendilerine saraylar inşa ettirdiğini göreceğiz. Yani tetrarhi dönemi mimarlığı deyince aklımıza sadece Roma'nın yenilenmesi değil, Roma'nın Rönesansı gelmelidir. Roma, tetrarhi ve Diokletianus zamanında yeniden doğmuştur. Aynı zamanda eyaletlerde de tetrahi güvencesiyle yapılar inşa edildiğini hatırlamalıyız. tetrakların nasıl kişiler olduklarını göstermek istiyorum. Bu tasvirler başlıca mimari planlarının ne olduğu konusuna da ışık tutmaktadır. Perdenin solunda Diokletianus'un sikki üzerinde bir portresini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Augustus ünvanı da yazılı. Tipik bir sikke portresi. Saçları kısa kesilmiş asker saçı, sakallı. 283'ten 293 yılına kadar sikkelerinde bu şekilde betimlenmiş. Bu görüntü yerini burada gördüğümüz tipte tetrarhların bir arada betimlendiği görüntülere bırakır. Tetrarhi'nin kurulmasıyla birlikte bunların bir grup olarak betimlenmeye başlandığını görüyoruz. Bu bir tür birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışı. Yeniden istikrarlı bir yönetim kurma yolunda karşılıklı olarak birbirlerini desteklediklerini göstermek üzere birbirlerine tutunmuş hatta birbirlerini kucaklamış bir biçimde tasvir edilmişler. Bu tetrarhların harika bir portresi. Mısır'dan gelen kırmızımsı morumsu porfirden. P O R F I R. Porfirden yapılmış. Bu taşın bu dönemde çok yoğun olarak kullanıldığını göreceğiz. Bu heykel de bu taştan yontulmuş. Bu heykelin buraya nereden geldiği konusunda bazı görüşler var. Hatta belki Konstantinopolis'ten bile gelmiş olabilir. Ama sonunda Venedik'teki San Marco meydanına gelmiş. Venedik'e giderseniz heykel ilk bakışta görülecek bir yerde değil. Ama San Marco'nun önünde yüzünüz ona doğru dönük durduğunuzda biraz daha giderseniz Buradaki yapının köşelerinden birine sarılmış bu harika porfir grubu görürsünüz. Burada bizim için önemli olan heykelin son derece geometrik, soyut bir stile sahip olmasıdır. Gerçekçe görünmüyor. Oranlar kısa, gövdeleri, askeri kıyafetleri, yüzleri, taktıkları panonya başlıkları gerçek gibi değil de birer geometrik şekilden ibaretmiş gibi betimlenmiş. Geometrik ve soyut biçimlere duyulan bu ilgi, gelişmekte olan belli bir estetik anlayışın parçasıdır. Bunu bu heykelde görüyoruz. Ama bizim için önemli olan bunu mimaride de görüyor olmamızdır. Belki fazla ileri gitmek olacak ama öyle olduğunu sanmıyorum. Sanırım bu açık ve kesin ifade tarzı, yeniden kurdukları ya da kurmaya çalıştıkları istikrarlı yönetimin bir ifadesidir ve kendilerini sağlam, geometrik, yalın formlarla tanımlamayı yeğlemişlerdir. Hem de hem portrelerinde hem de göreceğimiz gibi anıtsal mimari eserlerinde. Diokletianus'un Roma'da anıtsal yapılar inşa etmeye başladığında ilk olarak kamu anıtları, halkın göreceği ve onlara Roma'ya tekrar istikrar geldiğini anlatan anıtlar yaptırmış olması belki de şaşırtıcı değildir bu anıtları olabildiğince en görünür yerlere yaptırmıştır. Roma'da Forum Romanum'dan daha görünür neresi olabilirdi? Diokletianus'un Forum Romanum'a bir anıt inşa ettirdiğini görüyoruz. Bu anıt farklı isimlerle anılmaktadır. Genelde tercih edilen isim 10. yıl anıtıdır. Ama bazen 5 sütunlu anıt, bazen de tetrarhi anıtı olarak isimlendirilir. Tetrahi anıtı olarak isimlendirilmesinin nedeni bunun 4 tetrark onuruna dikilmiş olmasıdır. 5 sütunlu anıt da deniyor çünkü göreceğimiz gibi anıt 5 sütundan oluşuyor. 10. yıl anıtı deniyor çünkü tetrahinin 10. yılı yani desinelya onuruna dikilmiş. Tetrahi 293 yılında kurulmuş. Bu anıt da 303 yılında yani yönetimin 10. yılında yapılmıştı. Bu anıt aynı zamanda 283 yılında tahta çıkan Diokletianus'un iktidarının 20. yılı yani Vaisenilia V I C E N N A L I A Vaisenilia onuruna da dikilmişti. 20 yıldır iktidardaydı ve bu bazı 3. yüzyıl imparatorlarının sadece birkaç ay tahta kalabildiğini düşünürsek olağanüstü bir durumdu. Kendisi 20 yıldır, tetrahi ise 10 yıldır iktidardaydı. Ve Forum Romanum'a bir anıt dikip bunu kutlamanın zamanı gelmişti. Önce Forum Romanum'un milattan sonra 3. 7. yüzyıllar arasındaki durumunun planını görelim. Burada daha önce sözünü ettiğimiz bazı yapıları da görüyoruz. En üstte Tabularium ve Vespasianus tapınağı yer alıyor. Buradaki Septimius Severus takını gördük. Sözünü etmediğimiz yapılar da var. Örneğin Divus Julius Caesar tapınağı, iki bazilika. Bunların inşası geç cumhuriyet döneminde başlamış, Ağustos zamanında bitirilmişti. Bugün buradan iki yapı daha göreceğiz. Senato binası yani Kuria ve Rostra. Daha doğrusu Rostra'nın arkasındaki anıt. Rostra'yı burada tam ortada görüyorsunuz. Bu önemli konuşmaların yapıldığı bir kürsüydü. Rostra'nın arkasına bakarsanız burada yay oluşturan 4 tane sütun olduğunu görürsünüz. Bunların arkasında da tek bir sütun daha var. Rostra'nın hemen arkasındaki bu anıt, tetrahi için dikilen 5 sütunlu anıttı. Aynı noktadan bir Google Earth görüntüsü. Burada yine Kolezyum'u Victor Emmanuel Anıtını, Kapitolinus Tepesini, Platinus Tepesini ve Circus Maximus'u görüyoruz. Forum burada, ortada. Beş sütunlu anıtın yerini görebiliriz. Bir bakalım. Kurya burada. Bu Septimius Severus takı. Septimius Severus takının hemen yanında. Hemen yanında, solunda beş sütunlu anıt. Rostra'nın hemen arkasında. Sorun şu ki bugün 5 sütunlu anıttan geriye sadece tek bir kaide, sütunlardan birine ait bir kaide kalmıştır. Bu kaideyi burada tuğladan yapılmış bir başka kaidenin üstünde görüyorsunuz. Hemen Septimius Severus takının önünde. Septimius Severus takının yanında çok küçük kalıyor. Aslında forumun bu bölümüne geldiğimde hep durup bakıyorum bu kaideyi fark eden olacak mı diye. Ama hiç fark eden olmuyor. Herkes Septimius Severus takının ve arkadaki barok kilisenin, bugün sözünü edeceğimiz Kurya'nın yani senato binasının cazibesine kapılmış oluyor ve kimse bunu fark etmiyor. Ama anıttan geriye kalan sadece bu. Nasıl oluyor da Rostra'nın arkasında 5 sütun olduğunu, bunun da onlardan biri olduğunu biliyoruz diye sorabilirsiniz. Biliyoruz çünkü gelecek ders sözünü edeceğimiz bir erken 4. yüzyıl takı olan Konstantinus takında bunun bir betimlemesi var. Sahnelerden birinde Konstantinus'un Forum Romanum'da bir tasviri var. Burada Konstantinus'u görüyorsunuz. Şimdi başı yok. Yanında başkaları var. Rostra'da halka konuşma yapıyor. Etrafında oturan figürler var. Hadrianus ve Marcus Aurelius'u portrelerinden tanıyoruz. Bu çok ilginç konudan gelecek hafta söz edeceğiz. Eğer dikkatli bakarsanız arkasında 5 tane sütun görürsünüz. Üzerlerinde heykel olan 5 tane sütun. Bu Rostra'nın arkasındaki 5 sütunlu anlatım. Kaydı kalıntısı ile birlikte bu tasvir sayesinde anıtın nasıl olduğu konusunda gayet iyi bir fikir edinebiliyoruz. Şimdi kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Neden 5 sütun diyor, sadece 4 tetrark var. Acaba yanlış bir şey mi söylüyor? Hayır, doğru söylüyorum. Burada 5 sütun vardı. Sütunlardan biri Jüpiter içindi. Baş tanrı Jüpiter, Diokletianus'un koruyucu tanrısıydı. Yani Jüpiter'e ayrılmış bir sütun vardı ve diğerlerinin arkasında duruyordu. Öndeki dört sütun da tetrarklara aitti. Her birinin altında kabartmalı bir kaide vardı. Sütun gövdeleri düzdü ve üstlerinde de dört tetrarkın ve Jüpiter'in heykelleri vardı. Jüpiter heykelinin durduğu sütunun burada gösterildiği gibi diğerlerinden biraz daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Ne de olsa o bir tanrıydı. Gördüğünüz gibi Rostra'nın arkasına yerleştirilmiş. Yani Konstantinus takında gördüğümüz gibi Rostra'da konuşan birini dinlerken bu anıtı görüyordunuz. Ayrıca tam karşısında Divus Julius Caesar tapınağı vardı. Bu da olasılıkla bir rastlantı değil. Diokletianus'un kendisiyle Caesar gibi Roma'nın geçmişteki önemli liderleriyle arasında bir bağ oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Burada da Augustus tarafından tamamlanan bazilika var. Diokletianus bu yeri çok dikkatle seçmiş. Çok kanlı geçen 3. yüzyıldan sonra dediğim gibi kendisiyle Roma'nın geçmişteki önemli liderleri arasında bir bağ kuruyor. Bu bir mimarlık dersi, heykel dersi değil ama kaide üzerindeki sahnelerden çok kısaca söz etmek istiyorum. Çünkü elimizde tek bir kaide var, ve bunun hangi tetrarka ait olduğunu ya da Jüpiter'e mi ait olduğunu anlamak için dedektiflik yapmak ilginç olabilir. Ben bu oyunu kendim oynadım. Şimdi size kendi fikrimi aktaracağım. Siz de bu fikir iyi mi yoksa kötü mü karar verin. Burada bu kabartmalı kaidenin dört tarafını görüyoruz. En üsttekinde iki zafer figürü ve bir kalkan var. Kalkanın ortasında Desinelia yazıyor. Anıtın tetrahinin 10. yıl kutlamaları için yapıldığını buradan biliyoruz. Alt kısmında barbar betimlemeleri var. Yaptıkları fetihlere bir gönderme. Dikkatli bakarsanız, figürlerin dış hatlarının Orange'da ve Saint Remy'deki gibi belirgin işlendiğini görürsünüz. Silahlar, zırhlar gibi bazı öğelerin üstünde taşa, doğrudan taşa kazınan yazıtlar olduğunu görürsünüz. Fakat dış hatlarının belirtilmiş olması son derece ilginç. Ama burada nedenin aynı olduğunu yani bunların çizimlerden kopya edildiğini sanmıyorum. Burada bu daha ziyade beğenilen görsel bir efekt olarak kullanılmıştır. Burada kurban edilmek üzere getirilen 3 hayvan görüyoruz. Ellerinde balta olan adamlar var. Hayvanları kurban edecekler. Bu kurbanların 10. yıl şerefine olduğu aşikar. Tetrahi'nin 10 yıllık yönetimine bir gönderme yapılıyor. Alttaki sahnede ise ne yazık ki imparator veya imparatorların olduğu tüm sahnelerde yüzler kırık. Burada ise bir kurban sahnesi var. Yine 10. yıl onuruna bir kurban töreni. Ama burada kurban sunumunu imparator yapıyor. Bu kaidede heykeli bulunan imparatorun tasiri var ama yüzü kırık. Ama yanında Roma'yı ve Senato'yu temsil eden figürler Mars ve Zafer var. Zafer gördüğünüz gibi onu çelenkle taçlandırıyor. Bu da ışınlı tacı ile sol Helios'a benziyor. Yani yanında onu onurlandıran, kendisini ilişkilendirmek istediği tanrılar var. Ama sanırım bu kaidenin kime ait olduğunu bulma konusunda bize ipucu veren en önemli kabartma bu. Burada dört figür görüyoruz. Ön planda duran togalı dört yetişkin ama maalesef başları yok. Ama dört taneler, bu bir rastlantı olamaz. Dördü yan yana duruyor. Bunlardan birinin kurban sunumu yaptığını görüyoruz. Bu onun kaidesidir. Sanırım tetrahinin başı olarak bunun Diokletianus olduğu da ileri sürülebilir. Bu da bir olasılık. Ama burada dördü de var. Dikkatli bakarsanız birinin yanında bir çocuk olduğunu görürsünüz. Benim tahminim bunlardan birinin yanında çocuk olduğuna göre ve Konstantinus'un da tetrahiden sonra büyük olasılıkla onların yerini alacağı ya da kendisinin bir tetrark olacağı düşünüldüğüne göre ama bu sadece bir tahmin bu kaide Konstantius Chlorus'un heykeline ait olabilir. Konstantinus ipucundan yola çıkarak bunun Konstantius Chlorus'un kaidesi olabileceğini düşünebiliriz. Diokletianus'un kendisiyle hem Sezar hem de Augustus arasında bir bağ kurma anlamında Forum Romanum'da ilgilendiği bir diğer yapı da Senato binasıydı. Bu yapının adı Curia Julia. Çünkü bu aslında Diokletianus zamanında inşa edilmiş yapı değil. İnşasına Sezar zamanında başlanmış. Julius Sezar Roma'da Forum Romanum'da bir Senato binası inşa ettirmeye başlamış. Yapı Sezar'ın ölümünden sonra Augustus tarafından tamamlanmış. Bu nedenle de yapı adını Curia Julia olarak Sezar ve Augustus'un ailesi olan Julius ailesinden alıyor. Ama Curia Julia Roma'da milattan sonra 283 yılında çıkan bir yangında ciddi ölçüde hasar görüyor. Hemen 284 yılında Tetrahi'nin kurulmasından çok önce Diokletianus yapıyı restore ettirmeye başlıyor ve restorasyon 305 yılında tamamlanıyor. Adı Curia Julia olarak korunuyor, ama bu noktadan sonra yapı artık bir Diokletianus yapısıdır. Fakat tasarımcılarına yapının orijinaline olabildiğince sadık kalınması konusunda talimat verdiği ortada. Perdenin sağında İmparator Augustus'a ait bir sikke görüyoruz üzerinde Augustus tarafından tamamlanmış olan Roma Senato Binası'nın bir tasviri var. Bunun Senato Binası olduğunu üzerinde yazdığı için kesin olarak biliyoruz. Augustus bu sikkeyle hem yapının tamamlanmasını kutluyor hem kutsal üvey babası Julius Caesar ile arasında bir bağ oluşturuyor. Sikkede betimlenen yapının dış cephesine bakarsak yapının ön cephesinin sıradan bir kare şeklinde olduğunu görürüz. Üzerinde geniş bir alınlık var. Gerçi burada alınlıktaki ve saçaklardaki heykelleri gösterebilmek için boyut abartılmış. Kapısı burada. Kapının üstünde de üç tane pencere var. Dikkatli bakarsanız burada bir portiko olduğunu görürsünüz. Bir dizi sütun var. Bunlar sadeliği biraz kırmış. Aksi takdirde son derece geometrik bir cephe olurdu. Yani bu sikkeye dayanarak yapının Sezar döneminde böyle olduğunu düşünüyoruz. Plan üzerinde burada görüyoruz. Bu Forum Romanum'un milattan sonra 10 yılındaki Ağustos zamanındaki durumunu gösteren bir plan. O dönemde Forum'da olan yapıları görüyorsunuz. Bazilikalar, Divus Julius Caesar Tapınağı, Rostra ama tabi 5 sütunlu anıtı yok. Septimius Severus takı yok. Ama burada kuryayı görüyoruz. Son derece sade bir plan. Dikdörtgen bir kutu gibi. Yani Sezar ve Augustus zamanındaki ilk yapı bile işin doğrusu dümdüz bir yapıydı. Bu restore edilmiş görüntüsü. Diokletianus restorasyonundan sonra yapının böyle göründüğünü düşünüyoruz. İnşaat malzemesinin farklı olduğunu duymak sizi şaşırtmayacaktır. Bu tuğla ile kaplı beton bir yapı. Tuğla görünür halde. Yani tam döneminin yapısı. Sezar ve Augustus zamanında böyle görünmüyordu. Ama onun dışında her şey geometrik formu, gördüğünüz gibi üstü kemerli olan üç penceresi, tepedeki alınlık aynı bırakılmış. Bu ikinci versiyonda bir alınlık bezemesi ya da başka bir bezeme var mıydı bilemiyoruz. Kapısı aşağıda. Ama tuğla kaplı. Tuğlalar açıkta bırakılmış ve bu duvarın sadeliği, sütunların gerisinde kalan alt kısmın mermer kaplamasıyla biraz giderilmiş. Portikoyu bu bir sıra sütunu aynen muhafaza etmişler. Böylece hem yine sadeliği kırmışlar hem de Sezar ve Augustus zamanındaki orijinal yapıya olabildiğince sadık kalmışlar. Bu kuryanın bugünkü görüntüsü. Gördüğünüz gibi mükemmel durumda korunmuş. Evet mermer kaplamaları yok, portikosu yok ama diğer her bakımdan yapı Diokletianus zamanındaki gibi kalmış. Üstünde gayet basit pencereleriyle tuğla kaplı beton duvarlar son derece geometrik, yalın bir tasarıma sahip. Bunun iki yönlü bir açıklaması var. Birincisi Julius yapısının orijinal planını korumaya çalışmaları, diğeri de bu tip geometrik biçimli, yalın yapıların dönemin estetik anlayışı olması. Bunun amacının yine iktidarlarındaki istikrarı yansıtmak olduğuna inandığımı tekrar belirtmeliyim. Kurya Julia bu mükemmel korunmayı derslerde sözünü ettiğimiz birçok yapı gibi zaman içinde başka amaçlarla kullanılmış olmaya borçludur. Daha M.Ö. 7. yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğünü biliyoruz. 12. ve 16. yüzyıllarda da restore edilmiş. M.Ö. 7. yüzyıl mı dedim? Tabi milattan sonra 7. yüzyıl demek istedim. Sonra yine 17. yüzyılda birçok Roma yapısı gibi o da barok bir kiliseye dönüştürülmüş. Mimarı genç Martino Longhi olan kilise San Andreano al Foro Romano yani Forum Romanum'daki Aziz Hadrian Kilisesi olarak kutsanmış. Barok kilise derken gerçek anlamda barok bir kiliseden söz ediyorum. Ama kilise 1930'larda Mussolini tarafından kapatıldı ve gördüğünüz gibi yapı orijinal haline geri döndürüldü. Bu fotoğrafta da kuryanın dönüştürüldüğü barok kilisenin 1930'larda yapılan yıkım çalışmasını görüyorsunuz. Demek istediğim 17. yüzyılda bunun kurya olduğuna inanmak çok güçtü. Hatta 20. yüzyıl başlarında da öyleydi. Gördüğünüz gibi bir çan kulesi eklenmiş, payandalar eklenmiş. Barok bir kiliseden oluşan bir kutu kuryayı tümüyle kapatmış. Burada tüm bunların sökülmesini görüyoruz. Burada da yapının içini görüyoruz. Bu iç mekanın 17. yüzyıldaki görüntüsü. İnce stukko süsler, gökyüzüne uçan melekler gibi barok unsurlarla o kadar çok doldurulmuş ki, burada Diokletianus zamanının, Olasılıkla Sezar ve Ağustos zamanında da olan basit kutu gibi iç mekanını görmek olanaksız. Bu tip şeyleri Roma mimarlığında görmedik değil, gördük. Ama burada genç Martino Longhi, Kurya'yı barok bir kiliseye dönüştürürken yapının orijinal halini tümüyle değiştirmiş. Barok eklemeler söküldükten sonra ortaya bu çıkmış. Bu Kurya'nın Diokletianus zamanındaki ve şimdiki hali. Olasılıkla Sezar ve Augustus zamanında da böyle görünüyordu. Bu resimde gördüğünüz gibi son derece yalın, kutu gibi bir iç mekan. Düz duvarlar, düz kasetli bir tavan. Yapı sadece basit bir dizi üst kemerli pencereyle aydınlatılmış. Duvarlar yine tuğla kaplı betondan. Tuğla görünür durumda bırakılmış. Ama duvarların alt kısmında olasılıkla mermer kaplamalar vardı. Çok basit dikdörtgen ve kemerli nişler var ama son derece basitler. Burada taş oturma sıraları görüyorsunuz. Bunlar senatörlerin konuşma dinlerken oturduğu sıralardı. Ama çok sıklıkla ayağa kalkıp bu sıraların önünde konuşmalar yapıyorlardı. Yerde ise günümüze ulaşmış olan orijinal mermer kaplamalar var. Bir fikir vermesi için iki renkli fotoğrafını gösteriyorum. Tümüyle mermerden yapılmış. Mermerler dünyanın farklı yerlerinden getirilmiş mermerler. Ama kaplamanın büyük bir kısmında beyaz ya da kırık beyaz, kahvemsi, yeşil, siyah gibi Romalıların çok sevdiği her zamanki renkler kullanılmış ama çok güzel yapılmış. Yani burada son derece basit geometrik bir iç mekan söz konusu. Diokletianus kamu yapısı olarak bir de büyük bir hamam inşa ettirmişti. O da kendinden önce Karakalla ve daha birçok imparatorun yaptığı gibi halka gidip hem hoş zaman geçirebilecekleri hem de bir şeyler öğrenebilecekleri bir mekan yaptırdı. Hatırlayacaksınız bu zamanda artık büyük imparatorluk hamamlarında, bu da onlardan biri, hamam mekanları, çevresinde konferans dolanları, toplantı odaları, seminer odaları, Yunan ve Latin kütüphaneleri olan büyük bir alanın içine yerleştiriliyordu. Burada da aynı tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Roma'daki bu hamam, Diokletianus tarafından milattan sonra 298-306 yılları arasında inşa edilmiştir. Bugün tren istasyonunun dolayısıyla Servius sur kalıntılarının çok yakınındadır. Burada tekrar planını görüyoruz. Dış duvar üstünde o büyük yarım daire planlı düzenlemelerden birini görüyoruz. Burada olasılıkla bazı gösteriler sergileniyordu. Gördüğümüz diğer imparatorluk hamamlarında olduğu gibi burada da ana hamam mekanları ortada, birbiriyle eksen ilişkisi içinde ve olağan dizilişe sahip. Bunların iki yanında da simetrik olarak yerleştirilmiş diğer mekanlar yer alıyor. Burada 4 numara natatio yani yüzme havuzu. Alt kısmında duvarın girintili çıkıntılı olduğunu burada görüyorsunuz. 3 numara frigidaryum, hamamın soğuk odası. Tavanı 3 adet geçme tonozdan oluşuyor. Buradan tepidarium'a geçiyoruz. Etrafında ışınsal nişlerle haç biçimini almış yuvarlak bir mekan. Bunun altında da çok ilginç bir kaldaryum var. Diokletianus ve mimarları Karakalla hamamından bildiğimiz Pantheon benzeri ve neredeyse onun kadar geniş ışınsal nişli yuvarlak kaldaryum planını kullanmamışlar. Burada onun yerine daha dikdörtgen frigidaryum benzeri bir plan kullanılmış. Ama burada ışınsal nişler ve bu nişlerde manzaranın görünmesine olanak veren bir dizi sütun bulunmaktadır. Bu da aynı planın bir başka versiyonu. Ward Perkins'ten alınan bu planda yine Natatio'yu, Frigidarium'u görüyoruz. Bu planda Tepidarium'un yuvarlak planının hat şeklini aldığını daha iyi görüyorsunuz. Altta da Kaldaryum. Sanırım burada nişlerdeki sütunları, içeriden dışarısının, dışarıdan içerisinin görünebildiğini de daha iyi görebiliyorsunuz. Bir tane daha aynı mekanları farklı yönden görüyoruz. Girintili çıkıntılı duvarlarıyla natatio, üçlü geçme tonozu olan frigidarium, yuvarlak planlı ve ışınsal nişleri olan tepidarium ve en önemlisi olasılıkla frigidarium gibi üç geçme tonozlu ama ışınsal nişleri olan kaldaryum ve simetrik olarak yerleştirilmiş diğer mekanlar. Burada daha ziyade geç dönem mimarisi açısından önemli olan Diokletianus hamamının da daha sonra başka amaçlar için kullanılmış olmasıdır. Ama bu örnek tek bir yapıya değil, önemli bir eski eserler müzesi, bir planetaryum ve bir kilise gibi farklı birkaç yapıya dönüştürülmüştür. Buradaki kilise ünlü Santa Maria degli Angeli kilisesidir. Plan hazır önümüzdeyken Santa Maria degli Angeli Kilisesi'nin nasıl tasarlandığını görelim. Bu arada kilisenin tasarımcılarından biri Michelangelo'ydu. Kiliseyi tasarlarken Kaldaryum'un bulunduğunuz yerden altta görünen nişini kilise için iç bükey bir giriş olarak kullandılar. Tepidaryum vestibül, Frigidaryum da kilisenin ana mekanı oldu. Yani hamamın alt kısmı, kaldaryum, tepidaryum ve frigidaryum kiliseye dönüştürüldü. Diğer kısımları ise Planetarium gibi başka amaçlarla kullanıldı. Üste sağda ve solda sekizgen mekanlar olduğuna dikkatinizi çekerim. Gördüğünüz gibi bunlar Nero ve Domitianus zamanında yani daha erken dönemlerde yapılan sekizgen mekanlarla kıyaslanabilecek tipte mekanlar. Bu odalardan biri burada sağda gördüğünüz ama yüzünüz kilisenin girişine dönükken solunuzda kalan oda. Hala çok iyi durumda. Birazdan bir resmini göstereceğim. Ama önce kiliseden bir görüntü. Santa Maria degli Angeli'nin nefine ama aslında Diocletianus hamamının frigidaryumuna bakıyoruz frigidaryumda olması gereken her şeyi görüyoruz. Bu da Diokletianus hamamının frigidaryumunun antik dönemde nasıl olduğunu gösteren restore edilmiş bir görünümü. Bu ikisi arasındaki yakın benzerliği görüyorsunuz. Geçme tonozlar hala yerinde. Orijinal granit sütunları ve başlıkları görüyorsunuz. Başlıkların bir kısmı antik, bir kısmı değil. Burada da Diokletianus hamamında da olabileceği türden bol miktarda renk var. Tek fark, Santa Maria degli Angeli kilisesinin geçme tonozları beyaz. Ve bunu Michelangelo yapmış. Michelangelo, Santa Maria degli Angeli'nin tonozlarını daha sade yapmaya karar vermiş ve stucco ile kaplamış. O gün bugündür kimse de Michelangelo'nun eserine dokunma cüreti göstermemiş. 18. yüzyılda, aslında tam olarak 1749 yılında, Luigi Van Vitelli, A. N. V I T E -l -l I. Van Vitelli isimli bir başka mimar, yapının dekorasyonuna çeki düzen vermek üzere burada çalışmış. Van Vitelli, orijinal granit sütunların yanına bu alacalı duvar ayaklarını eklemiş. Alacalı duvar ayaklarını görüyorsunuz. Birazdan bunların başlıklarla birlikte bir ayrıntısını göstereceğim. Ayrıca Antik Roma başlıklarına uygun yeni başlıklar, burada gördüğünüz stukko bezemeleri eklemiş. Kilisede olması gereken çok sayıda mihrap aksamı da 17. ve 18. yüzyıllarda eklenmiş. Van Vitelli'nin çalışmalarından bir ayrıntı gördüğümüz bu resimden sizin de anlayacağınız gibi, Santa Maria degli Angeli'de ne antik ne yeni anlamak için durup bakmanız gerekiyor. Antik granit sütun gövdesinin üstünde Van Vitelli tarafından yapılan yeni bir korint başlığı görüyorsunuz. Roma örneklerini taklit etmiş. Ama burada gördüğünüz tüm alacalı işler, stuko dekorasyon 18. yüzyılda Van Vitelli tarafından yapılmış. Ama artık bu tip şeylerin Roma döneminde de özellikle de barok stilde olduğunu bilecek kadar Antik Roma mimarisini tanıyorsunuz. Sanırım Van Vitelli Diokletianus zamanındaki hamamın frigidaryumunun nasıl bir yer olduğu hakkında fikir verecek kadar iyi bir iş çıkarmış. Bu ön cephe. Burada tam olarak tanımladığım her şeyi görüyorsunuz. Bu nişlerden biri. Burada tuğla kaplı beton nişi görebiliyoruz. Bu Roma'da görebileceğiniz en sade cephe. Bunun başka bir örneği yok. Olanı mükemmel bir biçimde değerlendirmek tam İtalyanların yapacağı bir şey. Burada da duvarı olduğu gibi bırakmanın iyi bir fikir olduğuna karar vermişler. Sadece bu nişi kullanmışlar. İki kapı bir niş eklemişler, üstüne de gayet basit bir şekilde adını yazmışlar. Basilica Santa Maria degli Angeli. En tepeye de bir haç koymuşlar ve bu kilisenin ön cephesi olmuş. Bugüne kadar da öyle kalmış. Diokletianus hamamının günümüzden bir başka resmi. Dışarıdan bakıyoruz pencereleriyle dışarıdan görülen geçme tonozlarıyla frigidaryumun dış cephesini görüyoruz. Burası tepidaryum, tepidaryumun çatısı. Burası da kaldaryumdan kalan ve kilisenin cephesi haline getirilen kavisli kısım. Burada durup sağa doğru ilerlerseniz, sekizgen odalardan birine gelirsiniz ve odanın bugünkü durumunu görürsünüz. Bu mekanı da kullanmışlar. Burası harika bir yer. Bu kısmın orijinal hamam yapısında ne amaçla kullanıldığını bilmiyoruz. Ama Diokletianus hamamındaki herhangi bir mekandan ziyade Karakalla hamamının kaldaryumuna çok benziyor. Ama gördüğünüz gibi Nero'nun Domus Transitoria'sına, Domus Aurea'sına kadar uzanan geçmişiyle bu olağanüstü sekizgen mekan, bu ışınsal nişler şimdi çok güzel heykellerin sergilendiği bir müze olarak kullanılıyor. Bu derste ve gelecek derste sözünü edeceğimiz bir konu açısından çok önemli olan bir özelliği belirtmek istiyorum. Burada kubbenin alt kısımlarında pencere açıklıkları olduğunu görüyorsunuz. Bunlar içeri ışık sağlayan üzeri kemerli pencereler. Aydınlatmak için okulusun yerine bir dizi pencerenin kullanılması geç antik dönemde gördüğümüz bir özelliktir ve artık beton kullanımı konusunda üzerinde açıklıklar yapabilecek kadar başarılı olduklarını tekrar hatırlatalım. Burada da bu eğilimi görüyoruz. Diokletianus, kamu mimarlığıyla olduğu kadar özel mimariyle de ilgilenmiştir. Anlattıklarımızdan yola çıkarak bu adamla ilgili çok şey söyleyebilirsiniz. Son derece organize biriydi ve zamanı gelince görevden ayrılmaya, kendini emekli etmeye karar verdi ve köklerinin olduğu bugün Hırvatistan'da bulunan Dalmaçya kıyılarına döndü. Kendisine şimdi Hırvatistan topraklarında olan Split'te bir saray inşa ettirdi. Burada bölgenin haritasını tekrar görüyoruz. Pola'ya bakarsanız, ben buradan yetişemiyorum ama Pola'nın olduğu yere bakarsanız oradan Dalmaçya kıyılarında Split'i görürsünüz. Hemen altında da Dubrovnik var. Bu Dubrovnik'te çektiğim bir fotoğraf. Sadece bu bölgenin büyüleyici güzelliği hakkında bir fikir vermesi için gösteriyorum. İnsan Diokletianus'un sarayını neden vatanında yaptırdığını anlıyor. Bu Diokletianus sarayının planı çok iyi korunmuş durumda. Bu plan Ward Perkins'ten. Saray Milattan sonra 300-305 yıllarına tarihleniyor. Planına bakar bakmaz sarayın bir Roma kastrumu gibi planlanmış olduğunu eminim hemen fark ettiniz. Askeri bir Roma kampı. Küçük bir şehir, kendi başına askeri kamp gibi planlanmış küçük bir şehir. Neden böyle bir şey yapmış? Son derece ilginç. Sanırım bunun sarayın hemen denizin kıyısında olmasıyla bir ilgisi var. Denizden kolaylıkla saldırıya uğrayabilirdi. Ülkeye istikrar getirmişti evet ama hala neler olabileceğinin pekala farkındaydı. Ve Dalmatya kıyılarındaki bu sarayında kendisini ve malını koruma altına almak istiyordu. Bu nedenle de sarayı bir kastrum şeklinde inşa ettirdi. Gördüğünüz gibi bir Roma askeri kampının Cumhuriyet döneminden beri şehir planlamasında sözünü ettiğimiz tüm özelliklerine sahip dikdörtgen biçimli, koruma duvarları, gözetleme kuleleri var. Gördüğünüz gibi bazıları dörtgen, bazıları sekizgen kuleler. Girişleri, çıkışları var. Sarayın içinde kesişen kardo ve dekümanus var. Ana girişin kuzeyli olduğunu görüyorsunuz. Güney denize bakıyor. Kuzey kapısından girip deyim yerinde ise Cardo ve Decumanus boyunca yürürseniz bunların imparatorluğun doğusunda yaygın olarak gördüğümüz gibi sütunlu olduğunu görürsünüz. Bu tip yollar batıda yoktu. Kapıdan geçip yol boyu yürüyüp geldiğinizde bu avluya gelirsiniz. Kemerli lentosuyla çok zarif bir yer ve hala ayakta. Birazdan bir resmini göreceğiz. Ardından nişleri olan kubbeli bir mekan. Kemerli lentosu olan bu avlu Villanın peristili olarak biliniyor. Avlunun bir kenarında küçük bir tapınak var. Bu Diokletianus'un koruyucu tanrısı Jüpiter'e adanmış bir tapınak. Diğer tarafında ise bir mozelyum, sekizgen bir mezar var. Şimdi bunun çok ilginç ve çok sıradışı bir uygulama olduğunu anlamışsınızdır. Saray mimarisi içinde daha önce bir mezar görmedik. Bu geç antik dönemde karşımıza çıkan yeni bir şey. Bu yine olasılıkla Diokletianus'un burayı emeklilik sarayı olarak planlamış olmasıyla ilintili. Emekli olduktan sonra burada kalacağını ve burada öleceğini biliyordu. Ve kendisine burada bir mezar yaptırdı. Roma'daki büyük mozelyumlardan birine değil burada evine gömülmek istedi. Ve burada villasının avlusunda kendisi için sekizgen, Augustus ve Hadrianus'unki gibi yuvarlak değil sekizgen bir mezar tasarladı. Mezarın hemen Jüpiter tapınağının karşısında olduğuna dikkat edin. Bu bir rastlantı değil. Kubbeli mekandan geçip sarayın özel kısmına giriyorsunuz. Burada bazilika şeklinde bir oda görüyorsunuz. Bu odanın ne olarak kullanıldığını tam olarak bilmiyoruz. Ama bir tür kabul salonu olabilir. Ardından burada bir dizi ilginç planlı oda. Bu bölüm imparatorun özel yaşam alanıydı. Bu kale sarayın 4. yüzyılda inşa edildiğinde nasıl bir yapı olduğunu gösteren yeniden canlandırması. Burada tanımını yaptığımız her şeyi görüyoruz. Dış duvarlar, gözetleme kuleleri, kuzeydeki giriş, sütunlu yollar. Burada Jüpiter tapınağının karşısında yer alan sekizgen mezarın nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Alt kısımda özel yaşam alanı. Güney cephesinin denize baktığını görüyorsunuz. Bu cephede kemerli bir lento var gibi görünüyor. Hadrianus döneminde ilk kez kullanıldıktan sonra bunun yaygınlaştığını, önemli bir öğe haline geldiğini görüyoruz. Bu Porta Aurea yani sarayın kuzey kapısı. Ward Perkins'ten alınmış bir yeniden canlandırma çizimi. Dikdörtgen bir kapı, lento, mazgallı penceremsi bir açıklık, bunun iki yanında kemerli nişler. Ama en ilginci üst sırada konsollar üzerine yerleştirilen sütunların desteklediği kemerlerin varlığıdır. Sütunla destekli kemer fikri bildiğiniz gibi antik çağın sonlarına doğru ortaya çıkmıştı. 3. yüzyıl sonları 4. yüzyıl başlarında da hala önemini koruyor. Bunu Leptis Magna'da burada tekrar bir resmini gördüğümüz Severus formundaki sütunlarda görmüştük. Ostia'da geç dönem konut mimarlığında da görmüştük. Fortuna Annonaria evini hatırlayın. Burada Triklinium'u çeşmeli avludan ayıran sütunların üzerinde kemerler vardı. Yani bunların sadece Diokletianus Sarayı'na özgü olmadığını, geç dönem Roma konut ve sivil mimarlığının yaygın bir özelliği olduğunun altını çizmek isterim. Bu peristilin günümüzdeki görünümü. Kuzey kapısından girdik, yol boyu yürüdük ve peristile geldik. Peristilden kubbeli mekana gireceğiz. Peristilde sütunlar arasından görülen manzarayı düşünün. Gördüğünüz gibi sütunların bazıları hala ayakta. Bunlar orijinal sütunlar. Bir yanda Jüpiter tapınağının, diğer yanda Diokletianus mozelyumunun manzarası var. Tam bir alınlık içinde kemerli bir lento görüyoruz. Bu tasarım Diokletianus sarayının peristilinde de temel bezeme unsuru olarak kullanılmış. Bu küçük Jüpiter tapınağının bir görüntüsü. Orijinalinde Jüpiter heykelinin olduğu yerde şimdi Saint John Baptist heykeli duruyor. Yapının bir kutuyu andıran şeklini görüyorsunuz. Kurya'ya çok benziyor, çok basit bir yapı. Sadece buradaki kasetli tavan düz değil, beşik tonozlu. Ama son derece yalın, geometrik bir forma sahip. Gördüğünüz gibi beşik tonoz sadece içeriden değil, dışarıdan da görünüyor. Bu da sekizgen mezardan bir resim. Mezar içinde sütun dizileri, dörtgen ve kavisli ışınsal nişleri bulunan sekizgen bir mekan. Önündeki portikosuyla planı pantheon'dan çok farklı değil. Sadece burada yapı yuvarlak değil, sekizgen. Önünde derin bir portiko, bağımsız sütunlar, tek bir merdivenli ön cephe vurgusu görüyoruz. Yani daha önce gördüklerimize çok benziyor. Hızla bakacağımız iki görüntü. Biri bu sekizgen mozelyumun ön cephesiyle, merdivenleriyle nasıl bir yapı olduğunu gösteren bir gravür. Gördüğünüz gibi taşla kaplanmış. Yine gördüğünüz gibi çevresindeki sütunlarıyla çok iyi korunmuş. Bugün Split'te hala ayakta. Gördüğünüz gibi iç mekanda sekizgen formu taş işçiliği ile hala çok iyi durumda. İç mekan çok süslü. Duvardan taşan sütunlar, bu sütunların desteklediği yine taşkın entablötürler, derin oyma işçiliği, duvarların soyutlaşması hepsi barok tarzında. Çok sayıda heykelraşlık bezemesi var. Zafer ve ölüm temaları işlenmiş. Avda, savaşta kazanılan zaferler. Tüm bunların arasında yakın ilişki olduğunu görmüştük. Diokletianus'un ve karısı Priscana'nın portrelerinin olduğu sahneler var. Her ikisi de uçan kübitler tarafından çelenkler içinde cennete taşınıyorlar. Bir başka görüntü, sanırım burada mezarın içindeki barok efektleri abartılı bezemeyi daha iyi algılayabiliyorsunuz. Yani Diokletianus'un kendisi için yaptırdığı bu mezar, Jüpiter tapınağındakinden çok farklı bir duygu uyandırıyor. Mozelyumi için tanımladığımız gibi her tür barok efekte sahip, iki katlı, olabildiğince süslü bir iç mekan inşa ettirmiş. Size bu dönemde inşa edilen bir dizi başka saray göstermek istiyorum. Her birine kısaca değineceğiz. Bazılarını kesin olarak biliyoruz ama bazılarının aslında bu tetrarklara ait saraylar olduğundan emin değiliz. Bu en az emin olduğumuz örnek. Bu imparatorluğun batısında, Batı'nın Augustus'u olan Maximianus'a ait olabileceğini düşündüğümüz saray. Önce buna bir bakalım. Saray milattan sonra 4. yüzyıl başlarında bir tarihte inşa edilmiş. Plana hızlıca bakarsak, Split'teki Diocletianus sarayından çok farklı olduğunu görürsünüz. Bunun Maximianus'un ya da kim yaptırdıysa onun kişiliğiyle ilgisi olabilir. Ama bu sarayın deniz kıyısında olmamasıyla da ilintilidir. Bu saray Güney Sicilya'nın ortasında uzak bir kasabada. Split'teki saraya kıyasla saldırıya uğrama ihtimali daha düşük bir yerde inşa edilmiştir. Aslında buna baktığınızda eminim Tivoli'deki Hadrianus villasını hatırlamışsınızdır. Ona çok benziyor. Aynen Tivoli'deki Hadrianus villasında olduğu gibi geniş bir araziye yayılmış bir dizi değişik planlı, doğayla iç içe mekanlardan oluşan bir saray. Tam bir kırsal alan villası ve sanırım başlıca esin kaynağı Hadrianus villası. Bu aksonometrik plan boyunca ilerlersek gördüğünüz gibi batı kenarından içeri giriyoruz. Bir numaralı mekan atnalı biçimli bir vestibül. Aynen Hadrianus'un Tivoli'deki villasında olduğu gibi bu sarayında her tarafında bir sürü sütun var. Burada da görüyoruz. Burada tam sağa dönerseniz 2A'dan etrafında sütunları olan peristilli bir avluya giriyorsunuz. Ortasında değişik planlı bir havuz var. Bunun iki yanında bir dizi yaşam alanı. 2C'de sarayın farklı mekanlarını birbirine bağlayan ve mozaiklerle bezeli bir koridor görüyoruz. Mozaiklerin çoğu korunmuştur. Bunları birazdan göreceğiz. 2 de bir ucunda apsisiyle olasılıkla bir tür kabul salonuydu. 3 numara imparatorun özel dairesinin bulunduğu yerdi. Gördüğünüz gibi bu bölümünde önünde atnalı biçimli bir mekan var. Bu 4 numaralı mekan ise 3 dilimli bir yemek odası. Burası sarayın ana yemek odası, 3 dilimli. Alt kısmında da oval bir ön avlusu var. Sonuç olarak burada çok değişik biçimlerde mekanlar görüyoruz. Aynı Tivoli'deki Hadrianus villasında olduğu gibi yuvarlak hatlı, değişik formlar bir arada kullanılmış ve sütunlarla klasik Yunan mimarlığından alıntı yapılmış. Burada 5 numaralı mekanda ise çok sayıda oda görüyorsunuz. Yine hepsi çok ilginç biçimlerde. Burası sarayın özel hamam bölümü. Bugün ziyaret edebileceğiniz bir yer. Kısmen iyi korunmuş durumda. Burada ortasındaki havuzuyla peristilli avluyu görüyoruz. Ama dediğim gibi burası özellikle mozaikleri ile tanınan bir yapı. Burada üzerinde mozaikler olan uzun bir koridor görüyorsunuz. Burada özellikle av sahneli mozaikler var. Burada bunlardan iki örnek görüyoruz. Bu yapının Maximianus'a değil de Leptis Magna'daki av hamamını yaptıranlar gibi İşi Afrika'dan yabani hayvanlar getirmek olan birisine ait olabileceği yolunda tahminler yapılmaktadır. Afrika Sicilya'ya çok yakın. Afrika'dan hayvan toplayıp bunları dünyanın farklı yerlerindeki amfiteyatrolara gönderiyorlardı. Buradaki mozaiklerin çoğunda av sahneleri betimlenmiş olsa da Sicilya'da Piazza Armerina'da bulunan ve Maximianus Sarayı olarak adlandırılan bu yapıdaki en ünlü mozaik bikinili kızlar olarak bilinen mozaiktir. Burada bikinili kızları görüyorsunuz. Roma sanatında buna benzer başka bir örnek yok. Ama burada bunlara neden bikinili kızlar dendiğini görüyorsunuz. Çeşitli atletik hareketler yaparken gösterilmişler. Biri başarılarından dolayı taçlandırılmış, elinde de bir palmiye dalı tutuyor. Bu elinde ne olduğu anlaşılamayan bir şeyi çeviriyor. Bunlar top oynuyor. Burada soldaki kız ise gördüğünüz gibi ağırlıklarla çalışıyor. Ama bunlarla ilgili ancak bu kadarını söyleyebiliyoruz. Bunların tam olarak ne yaptıklarını, ne anlama geldiğini, neden burada böyle bir betimleme olduğunu anlamak güç. Ama belki de bunu Karakalla Hamamı'nda gördüğümüz zamanın ünlü atletlerini betimleyen mozaiğin bir kadın versiyonu olarak düşünebiliriz. Yani bunlar belki de dönemin ünlü kadın sporcularıydı. Hatta aralarında bazıları ödül alacak kadar başarılıydı. Ama jüri bunların tam olarak ne olduğunu, neden burada olduklarını pek anlamış değil. Ama bu bikinili kızlar son derece ünlüler. İskender Mozaiği ve bu, Antik Roma'dan günümüze kalan en ünlü mozaiklerdir. Yine sadece bir fikir vermesi için iki saray daha göstermek istiyorum. Bunlardan biri Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan ve ne olduğunu kesin olarak bildiğimiz Galerius Sarayı'dır. Galerius hatırlayacağınız gibi imparatorluğun doğusunda Diokletianus'un Sezarıydı. Bu arada söylemeyi unuttum. Diokletianus 1 Mayıs 305 yılında görevinden ayrıldı. Kendi isteğiyle tahtı bıraktı ve iki Sezar Augustus'luğa yükseltildi. Onların yerine de yeni Sezarlar seçildi. Galerius Augustus oldu ve kendisine Kuzey Yunanistan'da Salonika'da olağanüstü bir saray yaptırdı. Burada planını görüyorsunuz. Milattan sonra 297-305 yılları arasına tarihlenmektedir. Size gösterdiğim bu plandan kısmen korunmuş olmasına rağmen sadece bugün değil, daha önceki derslerde de gördüğümüz saray yapılarına benzediğini hemen fark etmişsinizdir. Platinus tepesindeki Domitianus sarayını düşünün. Bir hipodromu vardı. Hatırlayacağınız gibi o gömme bir bahçe olarak kullanılmıştı. Bunun ne amaçla kullanıldığını tam olarak bilmiyoruz. Ama bir sirkus olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Diğer odalar ışınsal nişleri olan sekizgen oda da dahil Rabirius'un Platinus tepesinde Domitianus sarayı için tasarladığı odalara benziyor. Burada üst kısımda aynen Split'teki Diokletianus sarayındaki gibi bir mezar var. Galerius da kendisi için sarayında bir mezar yaptırmış. Bu yuvarlak bir mezar. Walt Perkins'tan alınan bu planın en üstünde görüyorsunuz. İlginç bir şekilde burada da aynen Split'teki Diokletianus Sarayı'ndaki gibi mezarın önünde ana yol gibi görünen iki sütunlu yol var. Ve bu yollar yine aynen Diokletianus Sarayı'nda olduğu gibi ortada kesişiyor. Yolların kesiştiği yerde dört cepheli bir tak var. Bu tak hala ayakta. Birazdan göstereceğim. Bu Galerius'un sarayındaki mezarının planı. Bu örnekte ışınsal dörtgen nişleri olan yuvarlak planlı bir mezar görüyoruz. Burada görüyorsunuz. Aslında çok iyi korunmuş durumda. Bu da mezarın içi. Burada da yine Diokletianus hamamının sekizgen odasında olduğu gibi okulus yerine ikinci katta kubbenin hemen altında pencereler kullanılmış. Bunu planda da çok net bir biçimde görüyoruz. Hatta burada gördüğünüz gibi iki sıra halindeler. Yani okulus terk edilmiş. Onun yerine kubbenin altında pencereler kullanılmaya başlanmış. Dışarıdan baktığımızda tuğla kaplı beton kullanmış olduklarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kiliseye dönüştürülmüş. Kilise olarak kullanıldığı dönemden bazı mozaikler görüyorsunuz. Bir ara bir de minare eklenmiş. Salonika'daki mezarın günümüzden harika bir görüntüsü. Burada yapının dışını ve üstünde tak bulunan sütunlu yollarla bağlantısını görüyorsunuz. Tak kısmen korunmuş durumda ve Galerius Takı olarak isimlendiriliyor. Bu fotoğrafta modern Salonika'nın Atina'ya ne kadar benzediğini de görebiliyorsunuz. Aynı ülke, aynı 2. Dünya Savaşı sonrası yapılar. Çoğu 5, 6 hatta 7 katlı apartmanlar. Gördüğünüz gibi balkonlu beyaz binalar. Burada mezarın taklı olan ilişkisini görüyoruz. İki sütunlu yolun kesiştiği yerde bir tak var. tak dört cepheli böylece iki yoldan da altından geçilebiliyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi üçlü bir kemer sistemine sahip. Ortasında büyük bir kemer, yanlarda birer küçük kemer ve kabartmalı duvar ayakları var. Burada Galerius'un imparatorluğun doğusunda yürüttüğü askeri seferler anlatılmış. Burada Galerius'un savaşları, zaferleri betimlenmiş ama birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışından dolayı burada tetrahinin bir bütün olarak onurlandırıldığı düşünülüyor. Takın bazı yerlerinde nişler vardı. Bu nişlerde dört tetrarkın ayrı ayrı heykelleri, portreleri olmalıydı. Salonika'daki Galerius takından bir başka görüntü. Burada takın bugün bile hala bir zamanlar Galerius'un mezarı olan yapıyla ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Bazı sahnelerden daha ayrıntılı bir görüntü. Dikdörtgen bir panel üstünde kalabalık, birbiri üstüne yığılmış figürler, aralarında da dekoratif motifler var. Ayrıntıya baktığımızda bu tip yapılarda hep gördüğümüz türden sahneleri burada da görüyoruz. İmparatorun kurban sunumu, at sırtında imparator, ezilen düşmanlar, burada altta diğer tetrahlarla birlikte oturan imparator, bir grup tanrı ve tanrıça ve personifikasyon tasvirleri. Yani Galerius'un kişisel zaferinin yanı sıra bir bütün olarak tetrarkiye göndermeler var. Gelecek ders özellikle iki kişiden söz edeceğiz. Maxentius ve Büyük Konstantinus. Büyük Konstantinus daha önce de belirttiğim gibi Konstantius Chlorus'un oğluydu. Maxentus ise Maximianus'un oğluydu. Yani ikinci kuşağın işe devam ettiğini ve tetrark oğullarının tek başlarına iktidar olamasalar bile yine tetrark olmak istediklerini görüyoruz. Gelecek ders, Maxentus'la Konstantinus'un birbiriyle savaştıklarını göreceğiz. Maxentus'tan özellikle Roma'da inşa ettirdiği, daha doğrusu inşa ettirmeye başladığı büyük bir bazilikadan gelecek ders ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Maxentus Konstantinus Bazilikası veya Basilica Nova olarak bilinen bu yapı daha sonra Konstantinus tarafından tamamlanmıştır. Ama bugün Roma'da Via Appia üzerinde inşa ettirdiği villasına kısaca değinmek istiyorum. Böylece halkayı tamamlamış, Roma'da da hala villa inşaatlarının devam ettiğini görmüş olacağız. Maxentus'un milattan sonra 4. yüzyıl başlarında dediğim gibi Via Appia üzerinde bir villa inşa ettirdiğini biliyoruz villanın bazı kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır. Burada bu kalıntıların genel bir görüntüsünü görüyoruz. Bu Ward Perkins'ten alınmış hava fotoğrafında villanın koruna gelen kısmını görüyoruz. Burada da o hipodromlardan bir tane var. Bu sirkus. Bu örnekte sirkusun sirkus olarak kullanıldığını biliyoruz. Yani burada at yarışları yapılıyordu ve 15.000 kişilik bir kapasitesi vardı. 15.000 kişi Via Appia'ya Maxentus'un villasındaki at yarışlarını izlemek için geliyordu. Maxentus'un da villanın içinde kendisi ve olasılıkla ailesi için bir mezar yaptırdığını biliyoruz. Yani eyaletlerde gördüğümüz bir özelliğin Roma'da da eş zamanlı olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Mezar o kadar iyi korunmamış. Ama elimizde bu yapının küçük bir Panteon olduğuna inanmamıza yetecek kadar kalıntı var. Burada yapının görünümü hakkında bir izlenim edinebileceğimiz iki tane yeniden canlandırma çizimi görüyoruz. Hakikaten küçük bir Panteon gibi. Önünde sütunlarıyla, alınlığıyla geleneksel derin bir portiko bulunan yuvarlak bir yapı. Sütunlar bağımsız önünde ön cepheye vurgu yapan tek bir merdiven var. Gördüğünüz gibi kubbeli. Bu çizimde bir okulus eklenmiş ama bu yapıda bir okulus olduğundan emin değiliz. Aslında mezarın tepesinde içeriye yağmur suyunun girmesine neden olacak bir açıklık olması az bir olasılık. Ama bu ayrıntı dışında yapının Panteon biçimli olduğuna inanıyoruz. Buna benzeyen ama daha iyi korunmuş bir başka mezar yapısı bugün size göstereceğim son yapı. Bu Thor de Schiavi'nin Ward Perkins'ten alınmış bir yeniden canlandırma çizimi. Milattan sonra 300 civarında inşa edilmiş olan bu mezar, Roma'nın bir diğer ana caddesi olan Via Parainestina üzerinde. Burada da küçük bir pantheon tasarımının tüm tanrılara adanmış bir tapınak değil, bir mezar yapısında kullanıldığını görüyoruz. Önünce geleneksel bir portikosu olan yuvarlak bir mezar. Üçgen bir alınlığı, derin bir portikosu, bu portikoda bağımsız sütunları, ön cepheye vurgu yapan tek bir merdiveni var. Gördüğünüz gibi bunun okulusu yok ama yapıyı aydınlatmak için alt kısma pencereler koymuşlar. Bunlar görmeye alıştığımız üstü kemerli pencereler değil, daha ziyade lomboz gibi yuvarlak pencereler. Yukarıda yine Ward Perkins'ten alınan planda yapının yuvarlak bir plana, ve etrafında sırayla yerleştirilmiş dörtgen ve kavislenişlere sahip olduğunu görüyorsunuz. Portiko biraz tartışmalıdır. Burada dörtgen formda üçgen alınlıklı normal bir üst yapımı yoksa kemerli bir lento mu vardı kesin olarak bilmiyoruz. Bazı araştırmacılar birini bazıları diğerini savunur. Size son olarak söylemek istediğim nokta, geç antik çağda bu küçük panteonların veya küçük panteon olmasa bile Yine geçmişin izlerini taşıyan sekizgen mekanların tetrarklar ve diğerleri tarafından mezar olarak kullanılmış olmasının çok ilginç bir durum olduğudur. Ayrıca Diokletianus'un ve diğer tetrarkların milattan sonra 3. yüzyıldaki kaotik dönemde iktidara gelmiş olmaları, istikrarı tekrar kurmak için uğraşmış olmaları da önemli bir noktadır. Bunun için ne yaptılar? geçmişe baktılar. Forum Romanum'da yapılar inşa ettiler. Roma tarihinin Sezar, Augustus, Hadrianus gibi büyük liderlerini örnek aldılar. Onlara, onların inşa ettirdikleri yapılara baktılar ve onlarla aynı yolu izlediklerinin, onlar gibi her şeyi kontrol altında tuttuklarının, Roma'ya ve tüm imparatorluğa tekrar bir düzen getirdiklerinin bir ifadesi olarak o yapıları kendilerine model aldılar. Bu nedenle sadece Roma'da değil, imparatorluk genelinde yapılar inşa ettirdiklerini görüyoruz. Ülkeye Roma'da olduğu kadar imparatorluğun uzak köşelerinde de hakimdiler. Hepinize teşekkürler.